Yenilgiyi takiben propaganda makinesi harekete geçti. Halkın moralini yüksek tutmaktan sorumlu kişi propaganda bakanıydı. Liderin mesajını halka tercüme eden oydu. Propagandanın büyük başarısı bir şeyler yolunda gitmediğinde faturanın asla lidere kesilmemesiydi. Sorumlu hep hainler veya hava durumuydu. Liderimizle bu savaşı kaybedemezdik. Bu olanaksızdı. Son yenilgiyi fark etmenin halk üzerinde ciddi etkisi olabilirdi. Ulus hazırlanmaya çağrıldı. Ciddiye alıp topyekün savaşa girmenin, kendimize adamanın zamanı artık gelmişti. Durumun vahameti tüm halkı etkisine alıyordu. Halk bu son şahlanışa destek verirse başaracaklardı. Böylece yeni bir yoksunluk dönemi başladı. Devlete veya savaş çabasına yönelik faydası olmayan etkinlikler durduruldu. Kalabalıklar toplana dursun, liderleri perde arkasında bir kargaşaya sürükleniyordu. Bu hali çok beterdi. Çok gergin ve savaşın nasıl gideceğini kestiremiyordu. Sinirleri yıprandıkça liderlik yeteneği sorgulanır oldu. Kurmay kadrosu arasında onun en büyük lider olduğuna artık inanmayanlar vardı. O da artık kurmaylarını dinlemeyi bırakmış, kendisinin her konuda haklı olduğuna inanmaya başlamıştı. Bu da bir başkomutan için felaket demekti. Kararları profesyonellikten uzak ve kusurluydu. Nutuklarında saçmalamaya başlamıştı. Bu metni ben yazmadım. Bu metin Türkiye'yi de anlatmıyor, anlamışsınızdır. Benim satırlarım şimdi başlıyor. Netflix'teki Kulüp dizisini çok soran eden oldu. Türkçe dizi film izlemeyi ülkedeyken bırakmıştım. Dizinin ülkedeki aydınlanmaya katkı sunması şüphelidir. Öyle olsa Hatırla Sevgili, Bu Kalp Seni Unutur Mu gibi dönem dizilerinden sonra şu yaşananlara onay verilmezdi. Netflix'te 2. Dünya Savaşı'nı cephe cephe anlatan renklendirilmiş harika bir belgesel var. Zafer'e Yolculuk. İşte bu belgeselin 4. bölümünde Kürsk Savaşı anlatılırken yerimden doğruldum, yayını geriye sardım ve biraz evvel okuduğum metni birebir not aldım. Türkiye'deki Erdoğan rejimi Hitler Almanyası'nın çakmasıdır. Erdoğan o dönemi modellemiştir. Bunu ağzından da kaçırmıştır. Üniter devlette başkanlık sistemi yoktur diye bir şey yok. Şu anda bunun zaten dünyada örneği var. Geçmişten bu yana da var. Hitler Almanyası'na baktığınızda orada da bunu görürsünüz. Tabii analizin girişinde okuduğum metinde halkı son bir kez ateşleme, liderin çıldırması, sorgulanmaya başlanması, her konuda haklı olduğunu düşünmesi gibi aşamalar var. Bunlar çöküşün alametleri. Erdoğan bunları da modellemiş değil, yaptığı tercihin doğal sonuçları bunlar. Prompter kullanmadan yaptığı her konuşma krize yol açmaya başladı. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok lafı böyle bir laftır. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek böyledir. En son Sezen Aksu'yu hedef alarak o dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir lafı da böyledir. Propaganda ekibi yayılmasın diye medyayı talimatlamış. Ertesi gün çıkacak gazeteleri sansürlemiş. Ancak sosyal ağ çağında laf ağızdan çıkmıştır bir kere. Analizi daha fazla uzatmayalım. Bombaların yerle bir ettiği Berlin'de halk Hitler'in bir biçimde zaferi kazanacağına inanırken o yerin bilmem kaç kat altında şakağına sıkıyordu. Kulüp dizisini seyreden ve etkilenen kitle bunu çok iyi biliyor. Sıkıntı bilmeyene bir türlü anlatamadık. Ve maalesef oraya gidiyoruz.